Bebişlerim selam. Aynı günde hemen farklı bir nigar nasıl oldum değil mi? Harika. Dünkü vlogum bugün devamı ama sizin için bugün iki yere davetliyim. O yüzden sizin için ayrı bir video başlattım. Çünkü bugün zaten yeterince uzun bir video çektim. Annem arıyor, hemen döneceğim size. Şimdi Zinnet teyzemi yemeğe davetliyiz. Onun için hazırlandım ve size böyle bavulda hazırladığım, gösterdiğim bu sarı kombinimi giydim. Çünkü gündüzleri hava burada felaket sıcak. Gerçekten gündüz bu kazağı hiçbir yerde giyemem. Ondan dolayı bu akşamki yemeğe kombinledim. Ojelerimin yarısı var, yarısı yok. Çünkü oturup ojemi sürüyorum. Süslendim. Makyajımı yaptım. Göz kapaklarımı da böyle sarı yaldızlı far yaptım. Rujumu sürdüm. Şöyle bir kolye taktım. Dün izlediğiniz vlogda satın aldığım çarşıdan küpelerimi taktım. Gayet iyidir. Şu yüzüğümü taktım. Ojelerimi de hallettim mi? Biz hazırız. Aras kuzumu da hazırladım. Aras kuzum, kendini gösterecek misin? Gösterdim. Gel göster aşkım. Gösterdim ki. Ne zaman? Ha, bu yeni kombinini göster diyorum. Şimdi ev niye sessiz? Çünkü teyzem motorla ilk ev annemleri falan götürdü, teyzemleri bıraktı. Zinnet teyzemlere, Sanya teyzeme, annemi. Şimdi gelip beni ve Aras'ı alacak. Zinnet teyzem de akşam yemeği yiyeceğiz, oturacağız. Ondan sonra ben bu akşam Emoşçuğuma gideceğim. Benim tatlı kuzenime. Şanslı anne Emine. Bakın buralara bir yerlere kart bırakıyorum. Onun kanalı var. Çok da güzel gidiyordu kanalı. Çok sevimli bir ailesi, çok tatlı bir oğulları var. Lütfen benden gidip selam söyleyin ve destek olun. Ona da abone olun. Onu da böyle motive edin. Çok güzel videoları vardı. Bir ara böyle motivasyonu düştü ve video çekmeyi bıraktı. Benim aslında amacım da biraz onu teşvik etmek istiyorum. O da yapsın. O da bizim gibi bir YouTuber olsun. Yani YouTuber da değiliz ama işte kanalı olsun. Böyle güzel şeyler, insanın ailesi büyüyor, tanıdıkları oluyor. Güzel bir şey bence YouTube kanalı olmak ve ben de onu teşvik ediyorum. O yüzden bugün teyzemlerden sonra oraya gideceğiz. Yatılı gideceğiz. Bir çay keyif falan yaparız. Biraz otururuz, mukbang falan yaparız. Sohbet falan çekeriz diye düşünüyorum. Ondan dolayı bugüne özellikle ayrı bir vlog başlattım. Hem uzun olacaktır, hem sıkıcı olacaktır diye de ayrı olursa ve Joker video olursa çok çok güzel olur. O zaman size ah, tatlı seyirler diliyorum. Hemen oturalım sizinle beraber, ojelerimizi yapalım. Süslendik zaten. Kombinimi nasıl buldunuz bu arada? Bu sarıyı zaten bana özellikle çok yakıştırıyordunuz. Küpem de fena olmadı. Zaten kolyemde de böyle taşlar var. Bence iyidir. Yusufçuğum bizi özlemiş. Eyvah eyvah, ne şeyler ne şeyler, ne mesajlar ne mesajlar. Biz onunla teyzemin şöyle şekerliğine bakar mısınız? Bayram şekeri gibi dop dolu içi. Çok şükür artık kaç gündür diş fırçası, diş macunu, diş... Ya macun gittiğimiz her yerde var da, yani misafirliğe gittiğimiz teyzemlerde herkeste macun var, diş macunu, ama diş fırçamı getirmediğim için çok şükür bugün diş fırçalarımızı artık aldık ve Aras kuzuyla diş temizliğimizi yaptık. Keyfim çok yerinde. Aa, bu küpeler çok da yakıştı bana. 5 liraya mı 10 liraya mı ne aldım çiftini? Hiç al, tatlı bence. Yarın da planımız ne? Yarın da tabii ki vloglayacağım. Yarın düğün evine geçiyoruz. Bu arada biz Bursa'ya bilmeyenler için ya da eski videoları izle ya da daha önceki videoları izlemeyenler için niye geldik? Biz Bursa'ya en büyük teyzemin ortanca oğlunun düğününe geldik. Size Akskalı düğünü çekeceğim. Akskalı düğündeki yemekler, adetler. Temel alacak mı bilmiyorum. Eğer yetişirsem onları böyle bizim adetlerde böyle eve geçerken kız bala elini batırıyor, böyle kapının eşiğine sürüyor, gel yani tatlı olsun, geldiği evde güzel olsun diye. Sonra ayağının altına çanak koyuyorlar, onu kırıyor. Mesela Feride'nin ablası Selim'e, kızının ismi, kanal sahibi, onu da bilirsiniz mutlaka, izleyenler, ortak izleyicilerimiz vardır, onu da öpüyorum buradan. O elleriyle böyle tabaklar ve çanaklar hazırlamış, o gelinin kırması için falan süslemiş. Onları mutlaka çekmeye çalışacağım, unutmazsam. Yarın Bursa'dayız yani. Yarın güzel böyle bir düğün, yarın değil aslında, öbürsü gün, ama yarın hazırlık falan yapılacak. Biz de yarından gitmeyi planlıyoruz. Bir aksilik çıkmazsa, çünkü burada çok spontane her şey gelişiyor. Şimdi ben buraya gelirken normalde çok güzel planlar yapmıştım. Hani bir gün şurada kalırım, iki gün şurada kalırım falan, ama bir hafta yetmiyor maalesef. Ondan dolayı Emoş'a kalma gecesinde bugüne böyle sıkıştırdık, ama olsun, bence gayet eğlenceli ve güzel olacaktır. Çocuklar da kendi aralarında otururlar, takılırlar, biz de bacımla böyle keyif yaparız. Gerçi onun için de bugün yorucu bir gündü. Çarşıda beraberdik Emine ile. Ama tatlı yorgunluklar bunlar. Biz bacıyız. Bir araya gelip de sohbetler olmaz, olur mu? Feride'yi arada böyle şey yapıyorum. Kıskandırmak için demeyeyim de böyle şey yapıyorum. Videolar falan atıyorum. Resimler atıyorum. Ah diyor, keşke ben de gelseydim, orada olsaydım, çok isterdim falan, ama durumları zaten biliyorsunuz. İşte ev taşıyor. Mira'nın durumu falan filan derken, ev taşınma durumu, evin yerleşmesi falan. Maalesef o düğüne gelemedi. Biz onun yerine eğleniriz. Dünkü vlogu izlemeyenler varsa, düğün için aldığım ayakkabıyı falan, giyeceğim elbiseyi dünkü vlogda gösterdim. Gidin bakın. Zaten yarın
düğün evine giderken hazırlayacağım çantayı falan da size göstermeye çalışırım. Ne koydum, ne yapacağım içine. Bu arada bakım ürünlerinin hepsini tamamlayınca bir rahatladım böyle. Çünkü rolonun falan yoktu. Rolon aldım bugün. Ondan sonra Aras Kuzu'nun çorapları falan eksikti. Onları aldım çarşıdan. Çarşı alışverişini bitirdik Allah'a şükür. Bursa'da da zamanım olur mu tarihi yerleri gezmeye? Bursa çok güzel bir şehir biliyorsunuz. Ülkemizin her şehri çok güzel. Ve bana da zaten Nigar bol bol çek, bol bol gittiğin gezdikçe her yeri çek demişsiniz. O yüzden gittiğim her yeri bolca size çekmeye çalışıyorum. Bu arada bu evdeki teyzemin evinin ev turunu da çekmek istedim ama bugüne yetişmedi. Bilmiyorum yarına zaten yetişmez. Yoğun gündem yoğun olacak. Çünkü yarın Emine'de olacağım, kahvaltıyı yapacağım, sonra buraya geleceğim. Buradan hızlıca hazırlanıp eğer düğün evine gideceksek işte hızlı bir şekilde çıkmamız lazım. Onun dışında duşu nerede alırım bilmiyorum. Geldikten sonra daha duş almadım. Dün akşam buradaydık. Yola çıkmadan önce duşumu almıştım. Düğün evinde de duş alabilir miyiz? Hiç bilmiyorum oradaki gidişatı. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Hop Nigar çenen düştü. 5 dakika konuşmuşum. Tamam bebişlerim. Ben size böyle bir kombinim göstermek istedim. Bir selam vereyim dedim. Size demiştim ya takılarım değişik değişik götürürüm size. Kombinlerimi çekerim diye. O yüzden çekiyorum. Ev gayet sessiz. Bu evin videosunu da çekeceğim size. Teyzem sonradan böyle mutfak dolaplarını falan yenilemiş. Bir de bu evi neden çok beğendim? Minimal, az eşya, sakin, sade, böyle açık renkler ve insanın içi ferahlıyor. Neyse benim daha fazla uzatmayayım. Şarja da takayım. Şimdi teyzemlerin evini çekerim inşallah. Ondan sonra emoşumla bayağı bir sohbet falan ederiz. Bugünkü vlogu çok fazla böyle dırdırla doldurmayayım. Jet bacım çarşıda yetişti. Çarşıya da yetişti. Çocuğunu fizik tedaviye de götürdü. Evine gitti çocuğunu doyurdu. Kakasının altını temizlemiş. Kocasını doyurmuş temizlemiş. Bütün sorumluluğunu yerine getirmiş. Daha geldi bir de beni alıp götürmeye gelmiş. Aşkım sen bu sokakta niye geldin? Biz teyze hoşla gidecektik. Sen soğukta niye geldin? Yani annem sütlat mı gidecek? Hadi bakalım. Annem götürmüş bacılarını. Ben de bacımı götürmeye Oh ben ağzıma da şeker attım. Ben bugün ayrı bir vlog başlattım. Öyle mi? Evet. Çok onu kapattım. Çünkü seninle mukbang çekeceğiz. Onu ayrı olarak çekip koymak istiyorum. Bir de Zinet halamlarda yemeği. Bu tamam. Ayrı bir video olsun. Tamam. Sen hele bir anlat kanalını bir söyle. Ben söyledim de. Sen... Ağzıma da şeker attım. Hadi bitir ondan sonra. Tamam. Dur motoruyla çekeceğim. Tamam teyze hoş. Aras gel montunu giy. Hadi. Annemin şarjını da aldım. Şarjını istedi. Zahmet olmasa al kuşun. Şu Aras. Çok kibardır. Çok kibardır. Lütfen, zahmet olmasın. Bugün ayakkabı alıyorum. Tamam. Ayakkabıyı denerken kıza diyorum teşekkür ederim çok naziksiniz. Ay siz çok naziksiniz diyor kız bana. Buradakiler alışkın değil. Yusuf çok kızıyor çok naziksiniz diyorum ya. Ne bu böyle diyor şeyden mi çıktın sen diyor. Saraydan mı? Aras montunu giymeyi düşünür müsün? Gel buraya. Şöyle şunun tipine bak. Aras gel. Şu ayakkabıları giyeceğim kızlar. O nasıl biliyor diyor mu? Tanıyor. Anne kız onlar da kırmızı takıyorlar. Önce teyzem bunu aldı. Böyle romorkla aldı ki işte süt falan dağıtmak için rahat olsun pazara gitmek gelmek için. Sonra Emoş'a bunu aldılar. Emoş siz kaça almıştınız yavrum bunu alırken? Aşkım bunu biz geçen sene aldık. Ocak ayında 13 bin liraya aldık. 13 bin liraydı sıfır aldılar. Bir de bunlar Aurora'ya kızlar. Benim model sonradan çıkan ve daha düşük bizim şeyi. Optimus aynen aşkım. Böyle. Bacımın kırmızı motor. Şimdi Feride bunları görsün. Feride kesin kendine gider alır bir tane. Çok istiyor o da çünkü çocuklarla git gel. Neden biliyor musun kızı? Bir kere Antalya nereden baksan birkaç ay ılık sıcak giden bir şehir. O yüzden motor gerçekten denizine git, çarşına git, pazarına git. Hani o kadar bizim işimizi görüyor ki hakikaten verilen para bir kat. Aşkım bir de bizimki semt olarak böyle şey ya çarşıya pazara uzak yürüme mesafede değil. O yüzden şart Feride'nin de aynı. Tarçını gösterilmiş ya. Bu çok şımarık. Bu çok şımarık. Bu ne yamuş getirdi buraya? Bu ne yamuş getirdi? Bu sen hep et yiyormuşsun sen. Sen hep et yiyormuşsun. Şeyi ben yiyeceğim. Ne işin böyle? Sen şımarıkmışsın. Sen şımarıkmışsın. İsmini de Emine koydu tarçın diye. Ay, kulübesi de var benim aşkım. Evet aşkım. Evet bu benim yengeç. Ben canım ben. Evet hadi bin bakalım şoför. Anne. Şoför sür. Kaza dedim ki kombin bir yere yaparım da kuzi akşama en müsait olur. Çünkü gündüzleri sıcak oluyor. Akşam yemeğin en güzeli. Teyze hoş bekliyoruz çok seni. Hadi bereketli hadi olsun. Görüşürüz. Haydi bakalım. Hele sür şöyle dön de ben binerim bebişim. Haydi. Usta sürersin değil mi? Bak bizi düşürmüşür mü? Ara sen ne yapıyorsun anneciğim? Burnu akıyor. Mendilini zaten yanımda taşıyorum sürekli. Caminin güzelliğine bakıyor musun? Kalk. Evet, Emoji de bir de çok iyi tanıyor. Geri giderken böyle ses yapıyor. Benimki yapmıyor. Hop bismillah hoppa.
Hadi. Buyurun efendim. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Kıstırsaydı binseydik. Ay, ayağım altta kalıyordu. İyi ya, maşallah dediğin. Benim gözüm çok kötü ya, ne olacak benim bu halim? Ha, tamam mı? Tabii tabii canım artık. Ustaca motor sürüyor dedim, ayağımı kaptırıyordum abicim. Böyle bir şey yok. Size Akhisar'ı çekeyim biraz. Kızlar hep benim motordan mı çekti? Bak bak bak, bacıma hızla yapıyor kız. Kızlar benim yaşadığım yer. Benim kanaldakiler biliyorlar zaten evet. De buraları. Yeni gelenler için. Bilmiyorsunuz. Aşkımın kanalını bırakıyorum link kızlar. Onların yaşadığı yer de sakin, güzel böyle şey. Çok trafik yok. Çok insan kalabalığı yok. Gidiyordur. Aşkım 3'te gidiyor. Sen 2'de gidiyorsun değil mi? Evet evet. Benim 2 vitesli zaten. Tamam işte, yani arada vites farkı var. Bak 3'e sokuyor bizim motor. Ama yeni hızlı gitmiyor aşkım. Bizim yeni sonradaki ilk çıkan seriler güzel gidiyor bu motorlarda. Her şey zaten ilki böyle elektronikte de öyle değil midir? Her evet. Şey ilk seri telefon, şey makinalar olsun. Evet evet. İlk üretimler hep daha güzel, daha sağlam oluyor. Evet. Saçına bakın. Sağlıklı saçları var maşallah. Maşallah maşallah subhanallah değil mi de. Şimdi saçı da böyle küm diye düşüyormuş elime. Aman aman yok yok. Bizim Miros çok korkar benim gözümden. Aman abla diyor, sen bir şeyi beğenme diyor. Beğenmiş. Her yerde de cami var. Ne güzel ya, birbirlerinin yakında olsa. Buralar üst taraflarda bak. Buralar hiç yok diyorlar ya. İşte son 2 yıldır müthiş şekilde evler çok büyümüş buralar başladı. Gerçekten. O parkımız da güzelmiş. Büyük sorun koskoca sarı şey sarı öğrendi bir tane park var, o da ta mahallenin girişinde. Gökyüzü güzelliği. İyi ki de gelmişim diyorum, biliyor musun? Tabii ki canım. Vallahi çok güzel mi? Değişiklik tabii oldu ki. Bana. Vallahi billahi. Aşkım hepimizin ihtiyacı var. Sen şimdi ben dur bak şu konuya da değineyim. Vermek istemiyorum işte. Hani şey yapmak istemiyorum falan dedin ya böyle videoda. Orada kendi kendime kızıyorum, tamam, diyorum ki ya bu kız, biz hep beraber büyüdük, biz yani hani gelebilir miyiz demezdik birbirimize giderken, hani kalabilir miyiz demezdik, evde ne varsa Allah ne var, var derdiyse oturup yerdik yani, hani diyorum bu kız bizimle yetişti. Geçin. O zaten yol verecekti. He. Blokta duymuş diyorum, ben insanlara. Kaç yıldır gelmiyor bu kız Allah'ım yarabbim. Sonra bugünkü şey, geçen gün diyor bana işte Aras istiyor falan filan, ah dedim, o kadar mıy mıy etti ki çocuk hasta oldu dedim kendime. Çok Allah geldi, şükür geldi. Çok yani. Şükür geldi. Oğlum da toparladı kendini. Şeyi kızmış, vlogda izlemiş. Ben demiş insanlara rahatsızlık vermek istemiyorum. Belli olmaz ne kadar kalırım, belki erken dönerim falan. Onu da izlemiş, sinirlendim diyor. Bu nasıl diyor cümleler bu? Sana da ayrıca dedim ya. Tabii tabii kızdı. WhatsApp'tan da ses attı, kızdı bana. Trip attı. Can lazım, akraba lazım, zor günde, iyi günde, her zaman. Aile lazım. Tabii canım. Tabii. Böyle çok fazla kalabalık zaten şey değil ama. Hani bir de çok sevdiğin akrabaların vardır, her şeyini paylaştık. Evet. İyi ki geldin. Ben de iyi ki diliyorum. Vallahi evet. Çok mutlu oldum. Ama Zinne teyzenle aramızda bayağı mesafe varmış. Benim evimde. Evet geldik. Şu 3 katlı apartman. Kaçıncı kattalar canım? Giriş kat. Bu da Zinnet teyzemin yaşadığı ev. Bunu yeni yaptırmışlardı değil mi kuzi? Tabii tabii ev yeni. İyi hayırlı uğurlu olsun. Ben ilk ev defa yeni. Geliyorum teyzemin evine. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, nasılsın? Şey... Nereye gitsin? Selamun aleyküm. Burası canım Şemil abimin özel durumu olduğu için. Onun asansörü. Şahane. Şimdi engelli aracıyla gelip buradan hemen yukarı kaldırıyorlar, eve girdiriyorlar. Harika. Teyzemin oğlunun şeyi var. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Canım onun da rahatsızlığı var. Rahatsızlığı, kas hastalığı var. Kas hastalığı evet, yürüyemiyor. Yürüyemiyor da arabayla geliyor, arabayla geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu da gelinimiz. Teyzemin gelini. O da teyzemin kaynanası. Üç nesil bir aradayız biz. Çiçekleri. Ha, güzelmiş ama ya. Kaynana, bunlar geniş. Kaynana oğluyla beraber. Evet. Bizim adetler öyle. Genelde bilmiyorum. Türkiye'de de gerçi yoğunlukta eğer eş falan yoksa kaynana oğulda kalır. Bismillahirrahmanirrahim. Öpün hadi birbirinize bol bol.
Doğalgaz var buralarda kızlar. Buralarda doğalgaz var. Bizlerde doğalgaz olmadığı için en büyük sorun bizde. Selamünaleyküm. Ne haber kızlar? Bunlar büyümüş ya. Bunlar boy. Bunlar boy boy. Bunlar var ya şu gelinimizin. Düşünün yani. Maşallah. Selamünaleyküm. Evet, evet. Şu da Mehmet oğlanımız. Son tekne kazıntısı. Niye sağlık doktoru? Selamünaleyküm. Hava alıyordur. Merhaba. Nasılsınız? Ey Allah'a şükür. Oturak. Mamacı nerede? Şey oldular. Bakın bakalım. Havuç salatamız var. Acıkomuz var. Böyle domatesli bir konservemiz var. Cacığımız var. Bu turşunun hepsini mi siz yaptınız Gülsün? Evet. Bu kırmızı şeyi de. Bunlar iç peynirli olan da var ya bir de marketlerde satılıyor. Yok öylesi değil. Şimdi mutfakta önce büyükler yemeklerini yiyecekler. Sonra biz gelinimiz döktürmüş maşallah. Mantar sota yapmış. Gelinimizin maşallahı var. Çok güzel. Gönlü de geniş yeni. Tavuklu mantar sota yapmış. Yüzü de güler yüzlü maşallah. Ben ilk defa gerçi Gülsün'ün evine misafir oluyorum ve çok memnun kaldım. Allah razı olsun. Burada lahmanın şeyi var. Ne diyorlar ona? Pipravası da. Çorbası gibi algılayın. Yani spagettinin üzerine bunu koyuyoruz kızlar soslu. Şu tencereleri görüyor musunuz? Oradan gelmedi değil mi bunlar? Oraya, burada bilmiyorum var mı bu tencereler. Annemde de var çünkü oradan biliyorum. Teyzemde de vardı gerçi. Özbek pilavımız var. Olmazsa olmaz. Yani şahane. Eline koluna sağlık canım benim. Şimdi büyükler yemek yiyecek. Sonra biz geçeceğiz. Çocuklar her biri bir yerde. Şurada üçlü çete oturdular. Cennet teyzem de geldi. Şu kokoşlara bakar mısın? Ya sizin kokoşluğunuzdan ben nedir ya? Nedir? Anne ben diyorum ki biz yarın Bursa'ya gitmesek. Evet. Ayşe ablaya yarın zamanımızı ayırsak. Evet. Çünkü hanımefendi. Çok nazik götürüyorsunuz biz kaza yapmadan. Nazik. Saat 9.30 oldu. Allah'ım güldük, eğlendik, gırgır şamata derken zaman nasıl geçtiğini bilemedik. Arkadaşlar şahitsiniz. Beni bir fırçaladı dedi. Ne akrabalıktan giriyor ne çok. Hayat hiç öyle bir şeyler söyleme. Ne çok konuştun dedi bana. Ay tam tersi bana o söyledi. Ya hava soğuk üşütmesinler diye yavaş yavaş götürüyorum. Görüyor sen mi? Bana bakma biz kalınız. Asıl sen üşüyorsun, kendine dikkat et. Saçın ne güzel parlıyor değil mi? Maşallah çok sağlıklı. Çok güzel. Evet biz diyoruz annemler daha kaldılar. Orada oturuyorlar. Çayımızı içtik. Yavaş yavaş mukbangimize doğru artık geçelim. Ne konu konuşacağız? Evet ne konuşacağız bilmiyorum. Bilmiyorum biz buluruz şimdi bir şey. Merak etme sen. Bizde ne çok konuşuyor bebeğim. Doğru söylüyorsun. Ha, ayıp ediyorsun ya. Teyze. Önce tablet mi alsak şeyde? Anlamasın öyle aman bir zifir bir soğuk yok kızlar burada yani. Desem ki böyle aman. Ama tabii montları da giydik şimdi yalan yok. Annem telefon bende ya aşkım benim sarı telefonum. Ben takarım sana internet var teyzende. Videomu da yükleyemedim kızlar. Her gittiğim, yok aşkım %3 yüklenmiş. Her gittiğim evde misafire gittiğim evde önce wifi'sini soruyorum. İşte böyle bir şey YouTube'a video çekmek kızlar. Vallahi hayır, YouTube'a video çekmek değil. Sevdiklerine sorumluluk istedim. Evet sorumluluk ve onunla önce onları yani düşünüyorum. Düşünüyorsun. Bugün yazmışlar merak zaten. Merak ediyorlar, evet, yazıyorlar evet. Diye sen de merakla bırakmak istemiyorsun. Bugün yazmışlar zaten. Nigoş bizi şeysiz bırakma, vlogsuz aynen bırakma öyle. Bacığım. Az da olsa çek diye her gün. Aynen öyle. İnsan bizi yazıldıkça şey yaptıkça hevesleniyor. Mesela, aynen öyle. Yani mesela benim izlenmelerim düşüktü. Hani çok öyle yazan falan da yoktu. Aşkım her şey kırılıyor. Sırayla ama bebeğim her şeyin bir emekleme yürüme şeyi var. Yok yani, hayatım zaten da. Hani bir yıl boyunca düzenli attım ama sonra diyorum ya hani görümcemin vefatı ardından kayınpederinin vefatı. Onları şimdi anlatacağız çok... konuşacağız. Evet, evet. Sana bir ara canlı yayında sormuşlardı neden kanalı bıraktın diye. Öyle mi? Tabii ben tabii. Söyledi ya kayınpederim vefat etti diye hatırlamıyorsun doğru, sadece. Evet. Benim kızlar şimdi seni yalnız bırakmazlar merak etme. Sana vlog neden atmadın diye merak ederler, endişelenirler. Benim kızlar seviyor değişik böyle. Değil mi bebişlerim? Evet yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Ama şeyi beğendim mahallenin hepsinin aralarında ışıklandırma var. Bizim mahalle bu kadar değil. Şeyi geçtikten sonra at çiftliğini geçtikten sonra bizim bu şey gece lambaları yanmıyor. Burası valla aydınlatmalar falan da çok güzel. Yani orası yerlilerin çok zengin
insanları buraya Yeni İne Göl olarak belirlemişler. Yeni İne Göl Mahallesi yazıyor zaten. Aynen girişte. Öyle. Belirlemişler ve burada yukarı tepede falan çok fazla rezidanslar yapılıyor. Oh çok güzel. Gelişsin ben seviyorum böyle şeyleri. Bir şey lazımsa dur da alayım çekirdek yok, falan. Yok hiçbir şey lazım değil. Her şey var. Zaten aldım ya. Hadi gidelim. Sevginin keyfine bak. Bu salıncakta Sezgi'nin keyfine bakın siz. Biz geldik hadisi. Bak nasıl mutlu oldu. Aras seni gördü nasıl mutlu oldu aşkım. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk enişte. Sen buradaki ne yapıyorsun aşkım? Bu heyecanlandı. Bulmuş önlüğü de önü de. Bir şey söyleyeceğim. Aras tanıdı mı acaba? Kuzi gündüz gördü ya. Heyecanlandı. Enişte diyeceğim tabii aşkım. Ben ne diyorsam sen de onu diyeceksin. Ne yapıyorsun enişte? Aras sen de sarılsana. Aşk olsun Ara. Çıldırdın. Sevgin sevinçten çıldırdın. Ara çok sevindi anne misafirin gelmesine anne. Böyle 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 yapıyor. Ne dedin? Çok mutlu oldu. Oy Allah'ım ben seni yerim. Oy oy ağzım. Çok ya sevindi. Ya, oy maşallah. Oy filmci sen. Yeter. Filmci seni. Adam verdi şimdi. Tamam yeter. Oy. Maşallah. Abisi. Saat 11'i. Gül suyuyla makyajımı temizledim. O da tam arınmamış. Tamam oldu. Aras burada uyudu. Aşk hoşlar günaydın. Biz bugün aslında size mukbang çekecektik biliyorum ama inanın zamanlama o kadar yoğun ki yetişmedi. Kahvaltıyı bile kuzenimde yapamıyorum maalesef. Şimdi kahvemi içtikten sonra teyzemlere gidiyorum. Hazırlanıyoruz. Ayşe ablanın kahvaltı davetine gideceğiz. Ondan dolayı maalesef ama başka zaman söz. Cumartesi zaten Emoşum'da kahvaltıya geleceğiz. Size güzel. Hem o zamana kadar bir şeyler üretmiş oluruz konular. Değil ya mi? Da şey olur mu? Mesela sorsan sor merak ettiğiniz kızlar, bir şey varsa. Kızlar bu arada cumartesiye kadar mu aşağıya yazabilirsiniz. Emoş'ta konu olarak ne konuşalım? Eski izleyicilerim, ortak izleyicilerim de biliyordur Emine'nin kanalını. Yine ben şuraya bir yere kart bırakacağım, link bırakacağım. Az çok onu gider tanırsınız. Sezgin, ben Emine'nin kesinlikle Sezgin'e geri dönmesini istiyorum. Ona Sezgin'e destek olsun yapma, diye de. Yapma ne olur aşkına. Sezgin. Sezgin şu anda her yere daldı. Şey falan. O yüzden aşklarım lütfen bir konu başlığı seçin. Merak ettiğiniz bir şey varsa Emoş'ta biz onu konuşuruz. Mukbang yaparız. Ama şimdi vedalaşıyorum. Biraz da internet sıkıntım da var açıkçası. O yüzden videoları yüklemekte de sorun yaşıyorum. Şimdi burada kapanışı yapıyorum. Sizi seviyorum. Yarınki vlogda görüşürüz. Bay bay.